Selamünaleyküm. Arkadaşlar bu Bodur Regina. Abdül abi bunun budamasını gösterecek. Göster bakalım Abdül abi. Biraz sesli konuş abi de mikrofon yok ya. Burada dal sayısı fazla. Örneğin bak şu buda üstüne bak. Bütün çok böyle çok buda olduğu zaman arada meyve gözünü öldürür. En iyisi bunlar çıkıyorlar. Açarak hava aldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu ne kadar açığa budaklandığı arası aradaki meyve gözleri öldü. Bak örneğin arkadaşlar bu altında bir güzel bir dış açılan budağımız var. Bu da var. Bu da bir dere şey. Rakip. Rakip. Bunu da alalım. Şu o burada var arkadaşlar. Dışı devamlı, o bu dike gelişen ağaç meyveler meyve vermez. Olmuş, o bu dallarımızı kesip havalandırarak da meyvemizi yaptırmamız gerekiyor. Odur sıkmadığımız zaman meyve gözü yapmaz. Bir bölümüne getirmeyiz. O kestikler hep bodur dal. O burada. İçeri giriyor, içeriye baskı uyguluyor. Hava almadığı için de meyve gözü yapmaz arkadaşlar. Sıyrılır gider. Yani bir nevi de erkek. Arkadaşlar bu sürgünlere uş vurmuyoruz. Uş vurmamızın sebebi de göz yapması için. Uş vurduğumuz zaman tekrardan sürgüne gider ağaç. Sürgüne gitmemesi için meyve tutumu yapması için, göz yapması için sürgünlerimizi uzun bırakıyoruz. Bazı fidanlarımızda sürgünlere, gözlere vuruyoruz arkadaş. Meyve gözlü olanlara vuruyoruz. Onu da biraz sonra. Şu bizim çok güzel meyve gözü var. Burada eğer meyve tutarsa taşıyamaz. Bunun mecburen bölersek buradaki kalan meyveler daha canlı, daha iri olur. Kalite yapması için de meyve gözlü olan dalları bölüyoruz arkadaşlar. Ama mümkün olduğu kadar sürgünlere, taze sürgünlere göz yapmadığı için arkadaşlar, yani göz olmadığı için uç vurumu yapılmıyor. Onlar gelecek yıl, önümüzdeki yıllarda göz yapacak. O zaman bu dalımız dışarıda hava almış bak. Göz yap. Buradan buraya kadar meyvemizi yapmış. Aynen göz yapmış. Eğer bunlar da gelecek sene bunlar da aynı meyvemizi yapar. Hava aldı içine. Şimdi biz ana dallarımızı oluşturduk. Arkadaşlar bir de eşeklik işlem kalacak. Eline sağlık. Bir de budanmış yerleri göstereyim arkadaşlar. Bakın bunlar hep rejina, bodurluk. Arkadaşlar bunun hepsine uç vurduk. Ağacımız zayıf olduğu için bunu sert budadık. Bunlar hep sürgünlü. Sürgünlerini bıraktık. Yani ağacın, fidanın durumuna göre arkadaşlar uç vurulur. Bunlara mümkün olduğu kadar uç vurmuyoruz. Niye? Uçlarımızda göz yok arkadaşlar. Göz olmadığı için, bunların göz yapması için uç vurulmuyor. Bakın bu geçen senelik sürgünü. Bu göz yapmış. Ucunda bir daha var. Yani buna vurduğun zaman buradan sürgün yapacak. Ama vurmadığın zaman ileri zamanda aynı bu göz burada da oluşacak arkadaşlar. Bunlar hep ileri zamanda göz yapacak. İçerideki obur dalları buralarda içe gelen içe gelen böyle obur dalları komple arkadaşlar bakın çıkardık. Bunlar hep çıktı. Ve fidanımızı bu şekilde açtık arkadaşlar. Liderli budama yapıyoruz tekrardan. Bu fidanımız da aynı arkadaşlar. Bunlar gelecek yıl göz yapacaklar. Regina burası arkadaşlar. Wild King Regina. Bunlar arkadaşlar bu şekilde. Yine Akşehir. Konya Akşehir. Yasyan. Gölçayır'dayız arkadaşlar. Güven budama olarak herkese her türlü budamada yardımcı oluruz arkadaşlar. Bizi YouTube'dan takip eden arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Beğeni paylaşımda yaparsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.
Arkadaşlar bunlar eski kiraz. Bunları budaması yapılmayacak, kaldırılacak arkadaşlar. Bunlar Ziraat 900. Bunların hepsi kalkacak arkadaşlar. Rejinalar kalacak. Herkese tekrardan kolay gelsin.